Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta da konsol üstünden yine sizlerle beraberiz. Görmüş olduğunuz gibi Murat, ben işte öyle takılıyoruz. Bıraktığınız gibi. Bu hafta Homefront var. Arkadaşlar, Amerika işgal altında. Ne, ne, ne mutlu bize. Ne mutlu Koreliler bize. Amerika işgal Ne etti. mutlu. Çok Yapılır mı ya? enteresan. Bu Amerikalı Johnny arkadaşlara, Johnny'lere yapılır mı? Oğlum bak artık adamlar o kadar çok böyle senaryodan yeni bir şey üretmeye çalışıyorlar ki. Evet. Dediler ki bu sefer de Kore'yi şey yapalım. Vancouver'ı hatırlıyorsun. Gittik şeyde çarpıştık. Amerika Abi olarak o Ruslarla falan Ruslarla uzayda uzayda çarpıştık çarpıştık. ama değil mi? Ya ve onu da Japon yaptı biliyorsunuz. Yani Amerikalıların kendilerine ürettikleri yapay düşmanlardan biriyle bugün savaşacağız. Biliyorsunuz zaten ya Araplar var, ya Ruslar var, ya da Koreliler var. Başka var mı? O millet kalmadı ki Yani zaten. gıcık oldukları kim var başka? Var Herkese mı? gıcık olmadı ama. Herkese gıcıklar da yani bu aralar oyunlarda işledikleri başka bir şey var Yok. mı? Bir de Yok, değil mi? arada sırada İsrail'e falan ve kapışsalar böyle çok hoşuma gitti. Yok, İşte olmaz olmaz. da. Bugün arkadaşlar Kore Amerika'yı işgal etmiş. Biz de oradaki bir ne diyeyim savaşçıyı bir şeyi Tam resistance Rambo yani Allah'ın emri. Bir evet. Rambo'yu. Rambo'yu kontrol edeceğiz ve Korelileri Amerika'dan süreceğiz. Neymiş efendim? Kuzey Kore ile Güney Kore birleşiyorlar. Birleşince ne yapalım diyorlar. Hazır birleşmişken Gel şu bizi Amerika'nın bir canını okuyalım. Amerika'yı bu arada dünyada bir şey krizi patlıyor. Benzin, petrol krizi patlıyor. Petrol krizi patlayınca Amerika'nın o muhteşem savaş makineleri bir işe yaramıyor. Kore'de bir yerden buluyor petrolü. Onlarda Çok petrol çok var. çok. Ondan sonra zaten olayların nasıl giriş başladığı baştaki bir iki dakikalık oldukça kötü çekilmiş bir gerçek insanların olduğu Evet çok kötü ya. filmle yapılmış vaziyette. Sonra zaten çok umursamıyorsunuz. Oyuna zart diye dalıyorsunuz. Bu arada ben bir soracağım. DNR'larda filan ben bu oyunun boy afişlerini, posterlerini filan gördüm Değil biliyor musunuz? Acayip paketlemişler. mi? Öyle resmen çarşaf çarşaf bu adam böyle bir tane vitrine girişin komple Homefront'un şu açılış ekranını koymuş. Ondan sonra Yani bezden. peki şeyi PC için değil mi? PlayStation 3 de var. PS3 de var. Güzel. Yani bunları görmek Çok şükür iyi, ya. hoş şeyler. Ama bunlar biliyorsunuz Sony sayesinde, Özgür Bey sayesinde Evet. hani bu kadar Bu piyasayı domine etmek yüzünden yani Homefront da arzu mı o etsinin. yüzdendir diyorsun? Tabii canım adam çünkü bir şekilde Yani destek oluyor. bir şey açıldı, yol Tabii. açıldı. Oradan gidiyor. Bu arada burada hafif bir keselim. Ondan sonra ben şu göstereceğim bölümü açayım çünkü bir yere kadar ilerlemem lazım. Orayı boşuna göstermeyeyim size. Ondan sonra tekrar gelelim. Evet, aradığım yeri buldum. Hemen oyuna geçiyoruz. Bu arada yıl 2026. Bunu Evet. ona hemen belirtmek lazım. Yani bu 15 yıl sonraya oynuyoruz. İlk başta sana biraz şeyler hakkında, grafikler hakkındaki düşüncelerini sorayım. Ben bu arada şurayı geçmek için çalışmalara başlayayım. Valla detaylandırmışlar ama böyle bir şey sanki Bu çok arada üst. Unreal motoru olduğunu söyleyeyim önce sana bunun. O zaman Unreal motoruna göre çok iyi iş becerememişler diye Değil mi? söyleyeceğim Murat. Evet. Yani çok zayıf kalmış. Eğer hakikaten Unreal'sa bu. Abi nereden bombalar yağıyor ya? Bomba bomba göremiyorsun bu arada. Yani ne Tabii evet atanı bunu evet ki görüyorsun ne onu ben de fark ettim az yerde önce. bombayı Görüyorsun. görebiliyorsun. Hiçbir şey yok. Öyle bir tane geldi bak Bak bomba yine sol geldi. tarafında. Ha o Güzel da oldu. patladı. Neyse tamam burada durmayacağız demek ki. Dediğin gibi hakikaten oyunun motoru konusunda tam bir tutarlık var böyle bir ölçeklendirme güzel bakıyorsun ama detay konusunda büyük bir zayıflık Çok var çok yani. yani insan bu nasıl Unreal motoru diye Evet. şaşıyor hakikaten yani onu söyleyebilirim. Enteresan olmuş. Bu arada silahları da hiç beğenmedim. Onu da baştan söyleyeyim Abi yani. yine bomba attılar Of. ya. Allah Allah. Dur Sen orada bakalım ya. durmayacaksın Tamam Murat. orada durmayacağım. Geçeceğim bu sefer. silahlar zaten günümüz silahları. Yani 15 yıl 2026'nın değil. silahları da iyi onlar. 2026 hani insan ben bunu oynarken düşündüm. Acaba dedim hani 90 yılın silahları çok mu farklıydı bugünün silahlarından? Hani çok silahlarla ilgilenmediğim için bilemeyeceğim ama bir fark var mı acaba 20 sene öncesinin silahlarıyla şimdiki Olmaz silahlar olur mu? arasında? Tamam. TCK'yı sorma yani. Şey olarak silahlı kuvvetli olarak şey yapmıyoruz. Ama bakarsın evet Ama dünya kadar arkana bomba patlayacak yani. Yalnız Murat bir şey mi yani? Çekeceğimiz en kötü program olacak. Durdu bu sefer Tamam. geçeceğim. Tamam. Arkadaşlar zorluyoruz sonuna kadar. Evet. Daha demin acaba burası mı diye baktığımda nasıl Nasıl geçtin? Evet. oynadım? Yalnız bak bir şey aslında çok farklı bir nokta var.
Oyunun bak bu bize şu an aslında bir yapay zekası hakkında bir fikir veriyor. Bak biliyor musun? Hep aynı tarz, hep aynı yöntem. Evet. Aynı yerden geliyor, aynı yere bomba atıyor. Oradan çıkıyor. Ya zaten oyunun şey olarak patlayacak. Ne denir? Yapay zekası olarak yok şey söz konusu değil. Yani adamlar çok iyi oynuyor. Değil, değil. Değil. Sadece çok isabetli evet. Atış yapıyorlar. Senin sağlık seviyen çok düşük. Hemen ölüyorsun. Bak adama bak sıkış bak eli görüyor musun evet. Bak bu arada bak pa 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 pa. Ondan sonra Murat kola bak Allah aşkına. Bombaları çok isabetli atıyorlar. Şey, olay bu. Bak bir şu kolu bir göstersen ne olur. Ölmek pahasına kolu göster izleyicilere. Şu mu? Evet. Abi tam şey Fringe'den çıkma öyle. Fringe'de de böyle 1-2 bölüm vardı ya duvar arasına falan kalıyordu. Ya oyunların bu FPS'lerde hep aynı şeyi yapıyorlar ya. Yani ne denir? Şey yok. Adamlar zorluk seviyesi değiştikçe insanlar akıllanmıyorlar ama yine deliğinden seni vuruyor adam. Yani o başka bir şey yok. Bir de çok isabetli şey atıyor. Adam attığını vuruyor bu kadar basit yani. Başka bir nokta yok. Bak oyunun, bir şey daha söyleyeceğim. Bak şurada durmamıza rağmen oradaki tip ileri geri, ileri evet, geri, evet. İleri ulan bir buraya gel veya dön bir şuraya bak değil mi? Evet. Yok. Bak gene bak gene geldi oraya. Ha bizimkiler halletti. Ha. Aa en azından bizimkilerde iş var. Öyle gibi gözüküyor. Yani. Baksana adam geldi bak çocuklar maşallah. Şimdi şununla biraz devam edeyim ben. Aha. Silah çeşitliliği olarak bu arada şey değil, kötü değil. Fena değil yani silah çeşitliliği olarak. Hmm. Yani birçok farklı silah kullanabiliyorsun. Şey var, sürünme var. O yani güzel. Ne işe yarıyor peki? Yani özellikle multi'de şey yapıyor, işe yarıyor onu söyleyebilirim. Yine de ben yani FPS'de sürünme olsun isterim yani. Tabii ya ama olmalı bence. Call of Duty 2 zamanları geldi attı yani. Bak ne sürürdük. Şimdi abi bak ben bunların buradan çıkacağını aa, biliyorum tamam güzel mı? Şimdi daha da acayip bir şey göstereceğim sana birazdan. Ondan sonra zaten sen diyeceksin ki abi Murat sen başka göstereceğin bir şey varsa ona geçelim diyeceksin. Tamam peki bekliyoruz. Ağır makine var orada. Ha şu. Hakikaten Murat yalnız tavuk gibi avlıyorsun milleti. Şimdi abi bak. Şuna geçeyim. Bak abi. Bir. Hayda yapma ne olur sakın öyle. İki. Üç. Bak hiç değiştirmiyorum bak. Öyle durdum. 3 4 Yapmayın bunu. Ay, kaça ay. Kadar gidecek? 4 dur bakalım. Daha gelecek gibi. Geliyor geldi. Bak koyuna bak koyuna. 5 Reload et artık yeter diyor. Evet hadi. Bir tane daha gelmesi gerekiyor. Geliyor geliyor ha bak dayanamadı. Evet 6. Yalnız armut gibi düştüm at yere. Yani. Yok yok bir artık. Bir tane daha var. Abicim farklı yerden çık gözünü seveyim ya. Resmi adamlar var mı abi böyle bir şey? Bak şimdi en ayar olduğu noktaya sana söyleyeyim mi? Hadi aha canım gene geliyorum. Dur bir saniye bak bir geri gelsene. Bak bir tepeye bak şimdi biraz. Kafanı yukarı kaldır. Dur şimdi sağ. Bak sen ne yapıyorsun burada? O da bizi bekliyormuş ha, orada. Ne yapıyorsun orada? Zavallıyı koymuşlar tamam mı oraya? Yukarı bak. Bak orada dur bak şimdi bak bir tane şu soldaki ağaca bak tamam mı? He. Bak ağaç sallanıyor görmüş olduğu gibi. Peki şuradaki direkler niye sallanmıyor? Onların da işte günahı şunlar var. Mı? Evet. Direk oldukları için. Öyle. Çubuk öyle rüzgara karşı sabitliyor yani. Değil mi? Aferin. Şuradan. Aman be bak o kadar dalga geçti. Evet. Ne olacağı buydu. Multiplayer'e geç. bir şey daha göstereyim tamam. Ondan sonra geçeyim. Zaten arada... bir şey bizim çok konuşmamıza gerek kalmadı galiba bu oyunla alakalı. İşte enteresan bir kısım var. Single player'ı hikaye modu ne kadar kötüyse multisi de enteresan bir şekilde çok iyi. Yani öyle de bir durum var. Şimdi göstereceğim ben. Adamlar diyor adam arkasını dövmene. Bir tane bir cihaz var da ona bir ulaşayım da onu da göstereyim. Friendly fire var mı? Yok. Hmm. Al ateş edeyim şuna. Hiç. Bir de bazen şey de oluyor. Bak mesela şuradan sen kurşunun geçmesini bekliyorsun ama geçmiyor ama aslında bir duvar oradaki arasında. Duvar gibi evet. O şeyden sekiyor kurşun. Sağda üstte adam var. Sen de gel.
Seni de aldık mıydı? Heh. Başlıyoruz şimdi eğlenceye. O 7 öldü mi orada mi? Yok, ölmedi. 7 mi 8 mi Murat? 7 miydi neydi? Abi böyle bir şey var mı ya? Kum torbası gibi. Reload. Ah kaçtı bak, reload yaptım. Neyse onu da senden kimse kaçamaz. Onu da alırız. Çok güzel. Yalnız inşallah bu sefer istediğim yere gidebilirim. Sakin oynarsan gidersin düşünüyorum. Olmazsa keseriz bir yerde biraz. Yalnız bu arada yakından bakınca şu motorun falan parçası ne kadar kötü aslında. Değil bakar mısın sağ ekrana? Yani şey olarak ben böyle ilk başta Half-Life 2 motoru mu kullanmış acaba evet, bunlar falan diye düşünmedim değil yani. Adamlar light şey kullanmış. Bak orada yukarı bir tip var solda. Adam var solda. Heh. Bak kim nereden ateş ediyor acaba şu anda bilemiyorum. O adam RPG ile orada gömüyorum. Dikkat et. Şimdi şuradan benim şeyden çıkmam lazım da demin neden öldüğümü bilemiyorum. Koşacaksın oradan RPG yemeden kafana. Şeye takıldım da yanında bir şeye takıldım, o yüzden oldu. Yalnız abi grafikler hakikaten çok kötüymüş. Aa! Bitmiş. Ha o da bitmiş. Ha ne yapıyorsun lan? Kaç. Allah kaçamadık. Onlar ne zaman bitti ya? Bilmiyorum, bitirmişsin abi ya. Neyse o zaman ben onu şey yapayım, load edeyim. Buradan tamam. Geçmeye çalışmayayım. Hemen bir kesik daha atıyoruz burada. Makas üzerine bir makas. Bir makas üzerine daha makas. Şimdi abi burayı ben korumam gerekiyor. Hı, evet. Bak nasıl koruyacağım. Şuraya bir tane şey yapıyorum. Allah tamam. Çitin tamam. Aynısı değil mi? Çitin aynısı Murat. Burada çöktüm. Oo hoş geldin hacı. O da kabaklandı. Ya Allah dedi. Ya Allah düştü abi. Dur bakalım ne olacak. Oo hoş geldin hacı. Tamam. Şimdi şuradan da biri girmeye çalışacak. Baba. Kafaya bak. Bak. Modellere bak. Sen de gel. Tam aradığım şey abi. Sen de gel. Abi elinde silahla niye içeri girmeye çalışıyorsun? Evet. Ben anlamıyorum ki. Nasıl bir yapay zeka bu ya? Nereye gireceksin? Girip herife kafasına mı sıkmak istiyorsun illa yani? Yok uzakta ya. Ateş et abi. Uzun damlı silah var elinde. Gile bak aynı yerden gene. Aynı yer. Senaryo devam ediyor biraz. Bak çocuk sesleri evet, falan koymuşlar yani. Evet. Hiç sen oyunlarda çocuk gördün mü? Burada yok, işte Korelilerin ne kadar kötü davrandığını göstermek için. Evet. Aferin. Abi ceset dolu. İnsan der ki lan orada 20 tane 20 tane adam yatıyor. Bak modeli gördün mü? Saçmalıktan gidiyor ya. Bak. Der ki insan 20 tane adam yatıyor orada. Ben oradan gitmeyeyim en iyisi. Tabii. Der değil mi? Hayır bunu bir de programcı düşünmesi lazım. Burada bunu öldürdüler. Değil mi? Başka bir yerine sok. Atıyorum çatıdan ya girsinler ya içeri. İşte adam bir tane şey orada bir script yazmış. Ona devam demiş ediyor. Ki oradan bunlar gelsinler devamlı. Of çok güzel ya. Baksana ateş ediyor ama. Bazen bu arkadaşlar şey yapıyor. Mesela birisi bir paravanın arkasında düşman. Hı-hı. Paravana ateş ediyor devamlı. Aa, hiç, nasıl? Arkasında mı önünde mi falan farkında değil yani. Bak ablan nasıl tekme yaptı gördün mü? Ooo şey sert bir abla o. Bak. Şimdi burada bir tane cihaz var Goliath diye. Onu kullanıyorsun, onu göstermek istiyorum. Ondan sonra single olayı bitiyor. Bu bizim bir aracımız. Oo. Tamam bu aracı ben elimdeki şeyle kullanabiliyorum. Ha. Tamam mı? Bak çok enteresan. Yani bu arada iyi şey yapıyorlar. Şuna geçiyorsun. Aha. Tamam buna geçiyorsun. Ondan sonra şöyle orayı işaretliyorsun. O kadar mı? O yallah babam oraya gidiyor. Ona ateş ediyor. Onu bitiriyor. Şimdi o zaman 2026'nın en şey efsane cihazı bu. Evet öyle bir şey. Bir de karşı tarafın kullandığı vinçin tepesine asılmış bir takım şeyler var. Ya bildiğin vinç. Vincin tepesinde kamera gibi bir şey var. O seni gördükçe ateş ediyor. O vincin arkasına dolanıp kıçında zayıf bir nokta var arkadaşın. Tamam mı? Oradan vuruyor. Oradan bomba atıp onu indirmeye çalışıyorsun. Oh. Bak neler oldu. Evet. Tamam. Yani single player'ı bu arkadaşlar. Ne grafik bakımından ne oyun dinamikleri bakımından sizi çok tatmin edeceğini zannetmiyorum. Bu kadar güzel oyunlar varken FPS türünün
şey yaptığı, öyle şaha kalktığı zamanlarda, 4 nala gittiği 4 dönemlerde. Gittiği dönemlerde oyun hikaye modu ya, olarak bir de bir çok söyleyeyim çok mi? Bak şey şimdi, kalıyor. Bak düşünsene Bir de şimdi oyun almaya en gidiyorsun. kısa oyun abi bu. 4,5-5 saatte Ya bitiyor. boş ver kısa, oyun almaya gidiyorsun, tamam mı? Şöyle rafa bakıyorsun. Rafta bir tarafta Killzone 3 var, bir tarafta bu var. Ve Evet. ikisi de aynı etiket fiyatında. Yani. Yok böyle bir şey ya. Ama şimdi bir de Gel olayın gelelim öbür tarafa. farklı tarafı var. Madalyonun diğer tarafına. Diğer tarafı var. Son yıllarda oyunlarda multiplayer kısımları laf olsun diye konuldu biliyorsun. Birçok oyunda şey yapmayalım. Oyunumuzda multi de olsun, yok demesinler diye otururlar, multiplayer koyarlar. Burada tam tersi olmuş sanki. Adamlar multiplayer yapmışlar. Abi Single'ı hikaye modu olmadan oyun eklemişler. olmaz demişler. Oturmuşlar hikaye modu yapmışlar gibi bir durum var. Evet, grafikler hala çok iyi değil. Multi'de de iyi değil elbette ki ama oyuna getirdikleri böyle birkaç ince ayar, tamam mı? Diğer oyunlarda olmayan birkaç farklı şey oyundan aldığın zevki çok Çehresi arttırmış. değişmiş mi oyun? Çehresini değiştirmiş. Onun ne olduğunu göstereceğim. Oyunu bulmadan önce, bu arada çok kalabalık, 32 kişilik, 24 Oo. kişilik falan şeyler, oyunlar. Onu da söyleyeyim. Alan çok büyük. Battlefield'dan sonra gördüm, belki Battlefield'da yarışır. Çok büyük bir oyun alanı var. İnşallah bulursa. Bu arada ben Armory'yi göstereyim. Burası şey yaptığımız, aşina olduğumuz. Buradan işte Envanterimiz. silahlarımızı değiştiriyoruz. İşte level 10'da, 15'te, 22'de, bilmem kaçta açacağın bir takım şeyler var. Bunlar çok acayip şey yapılıyor. Çok fazla attachment'ı var. Bir dünya şey ya, baksana şuraya. Oo. Var oğlu var yani. Doldurmuş adam resmen. Bunların hepsini takabiliyorsun falan filan. Bir takım işte perklerim var yine. Şurada Evet. ability dediğin. Onlar da Quick yine time level'lar arttıkça ve bir takım oyun içerisinde bir takım şeyleri başardıkça geliyor. sana geliyor. Gibi şeyler var. Hala arıyor mu? Yalnız orayı Optimal, searching for optimal match diyor. Bakalım, devam edelim. Sen ranked dedin. Böyle en iyi deseydin acaba daha mı hızlı bulurdu acaba? Ranked zaten hepsi. Öyle mi? Yani ranked olmayan yok. Şimdi birkaç tane farklı tür var oyunlarda. Şu anda biz Team Deathmatch seçtim ben. Bir de görev bazlı olanlar var. Onu seçmedim. Orada işte şey var. Capture the flag efendim. Bu bildiğimiz ABC noktalarını Bombaları falan savun filan ya aha. da Ele geç. ele geçir görevleri var. Şu anda ben Team Deathmatch seçtim ve sanıyorum 16 kişi oynuyor şu anda burada. Güzel. 24 de olabilir. Haydi canım. Ha, evet geliyoruz arkadaşlar. Buradan her zamanki gibi biz şeyimizi seçiyoruz bir kez. Sınıfımızı Sınıfımızı seçtik, tamam mı? Assault'u seçtik. Şimdi Assault'la beraber senin yapabildiğin bir takım başka seçiyoruz. şeyler de var. Onlar çıkıyor. Balansa bak, 500 battle point'im var. Tamam mı şimdi? Onu ben istediğim şeyi de harcayabilirim. 400'e ne var? 400'e şu anda onu almanın çok bir manası yok. Bu, o bir araç. Yani bir tane daha adam lazım üstelik onu Oh. kullanması için. Bak, oyuna yaklaşırken Aa. ilk başta insanlar nerede? Herkesi Nerede? görüyorsun, tamam mı? Yanı başında hani spawn olunca böyle hemen seni birileri öldürür ya. Evet. Onu çünkü diyorsun ya, Engellemiş biraz. benim girdiğim sahanda bir adam var diyorsun, tamam mı? Hemen oraya Onun önünü geçmişler. şey yapabiliyorsun, geçebiliyorsun. Orada bir araç var. Evet, orada. Aa yalnız oyun daha yavaş. Bak. Hadi oğlum. Şimdi o orada ördek gibi duruyor, tamam mı? Ben ne yaptım? Roket atarıma geçtim. Ama roket atarı geçtiğin an sen battle point'inden belli bir şeyi harcıyorsun. Tamam mı? Şey çıkarmak, roket atar çıkarmak 300 battle Güzel. point. Şimdi ben Oha. öldürdüler. Uçak da gelmiş. Uçaktan şey yaptılar. Oyunun güzel tarafı şu. Bak, şurada 250'ymiş. 300 de ceket çıkartıyorsun. Evet. Tamam mı? Oyunun güzel tarafı şu. Sen bu 250 battle point'i harcayıp onu her an çıkaramazsın, tamam mı? Akıllıca bir yandan çıkarman lazım. Çünkü iyi bir yerde Değmeli ki, çıkardıkça değmeli. ölürsen o 250 point'in gider. Yani ben demin ne oldu? Aha, bir baktım adam önümde kuzu kuzu duruyor. Evet. Hemen çıkarıverdim. 500'dü. 250 çıkardım. 300 puan aldım. Kârı geçtim ama onu bir kere çıkardıktan sonra sen artık devamlı o bitene kadar Kullanabiliyorsun. kullanabiliyorsun. Ha güzel. Yani bir kerelik veriyorsun o parayı. Evet, bir kerelik veriyorsun. Sonra bir dahaki sefere Modele bak. aa, Aa, adam bir yerden deme. çıkıverdi ama.
Şimdi bu ilk başta şu girerken şu olay hoşuma gitti. İkincisi diğer oyunlarda hani 3 tane arka arkaya ölmeden adam öldür şunu aç. 5 tane öldür bunu aç. Hı. Olayı var ya Call of Duty'de bilmem ne de. Bunun point'e dayalı olması hoşuma gitti. Çünkü herkes yapabiliyor, tamam mı bunu? Yani sen bir oyun boyunca hiç harcamazsan point'ini, sen de en üstteki şeyi açabiliyorsun. Açabiliyorsun, evet doğru. Öbür oyunda nasıl? Sen gerçekten uzmanlaşman lazım. Lazım. Yani 10 tane adam hakikaten öldürmen lazım ki sen o şeyi açabilesin. Bunda öyle değil. Bunda oyun içerisinde senin en alttaki şeyi bile açma ihtimalim var. O bakımdan oldukça hoşuma gitti. Aslında ihtimalini adam vurdukça, iyi iş yaptıkça bunu kazanıyorsun yani. Evet. İhtimalden ziyade adam vurmanla alakalı olan bir konu. Aynen öyle. Az mühimmatla iş yaparsan biriktiriyorsun para resmen. Bak şurada bir şey var ama. Adam orada arkada ama evet ben de göremedim. Ya sonra, animasyonlar çok zayıf yalnız onu söylemek istiyorum. Evet animasyonlar falan felaket canım, hiç şey yapılmaz o. Sonra ihtiyaç... ama yani. İhtiyaç olduğu anda çıkarıyor olman da benim çok hoşuma gitti. Yani başka zaman olsa ne olur? Bu açarsan şey, gelene gidene saydırırsın, tamam mı? Bunda hakikaten yanından bir adam geçer, şey geçerken, zırhlı geçerken ha diyorsun ben şunu şuraya konuşlanırım. Ondan sonra o gelirken geçerken atarım. Evet. O anda açıyorsun. Bu arada şey var, helikopter gibi bir şey var. Şimdi şu demin hani böyle baklava gibi herifi işaretli olarak gördüm ya. Evet, aha. O da yine oyuncular sayesinde bir helikopter gibi ufak bir şey açıyorsun. Ha. Oyuncak helikopter kimin gibi. Kimin nerede olduğunu sana gösteriyor. Adam ama yatmış oraya Murat. O baksana bak, modele bak. İşaretlediklerini diğer takım arkadaşlarına gösteriyor. Oyunda çok fazla yatarcan var. Hı. O kısmını sevmedim. Ama bir dakika bak, ama bak bu haritanın tasarımı zaten yatarcan haritası bu. Evet, bu harita şey adamlar var. Bunu bu yüzden düşünmüşler. Yani ama haritaların hepsi bu şekilde olduğu için. Ya, o zaman tamam. Çok. Yani o çok küçük şeyler yok. O senden bir ayıp insafsız. Küçük birebir yakın dövüş diyeyim yapabileceğin şeyler pek adam yok. Adam hala sağlayan yalnız olacak. Ha, neyi şey yapıyor bu? İşte deminki o helikopteri açıp oyun alanındaki düşmanları şey yapmak, işaretlemek çok önem kazanıyor. Çünkü takım olarak kazanmanı sağlayacak bir etkin yani bu. Sen diyorsun ki dağın başında bir adam var. Of. Orada bir şey var. Adam dur, soldan gelecek sana yalnız. Bak ortada ben gördüm, tam köşeden. Köşeden çıkacak o. Peki bir şey soracağım. Sen şimdi böyle yere yattığın zaman onların radarında artık gözüküyor musun? Onunla alakası yok. İşaretlediği zaman helikopter seni yani tepedeki gözüküyorsun. Fark şimdi etmiyor. Şu soldaki mini haritadan bahsediyorum. Soldaki mini haritada bak, soldaki, insan seni görüyor. Soldaki haritada ben şu an kırmızı olarak şeyleri görüyorum. Düşmanları aynı görüyorum. Aynı şekilde sen yere çöktüğün zaman düşmanlar da seni görüyor mu haritanın içerisinde? Eğer işaretlemişse beni şey helikopter görür. Zaten orada yazıyor. Evet. İşaretlendin yazıyor. O zaman şey yapıyor. Burada uçaktan aldı. Hallettiler beni. Vay, çok enteresan şeymiş. Yani birazdan şu şeyi açalım. Çünkü hem konuşmuyorum bir yandan şey yapamıyorum, oynayamıyorum. Açabildiğimizi açalım. Zaten şu an 700 puandasın. 700 puanım. Bak tam şurada duvarın arkasında bir tip var. Çok güzel şeylere puan veriyor. İşte arkadaşını kurtarmaktı. Yok arkadaşın öcünü almaktı falan filan gibi. Bir takım şeylere ek şeyler verebiliyor. Abi ya ne oluyor ya? Kim? Arkadan helikopter sallıyor Murat. Yok. Ha, adamın koşusu çok yavaş. Şu anda koşuyorum bak. Çok rahatsız edici bir koşması var adamın. Yani istediğin şeyde hızda gitmiyor. Öyle bir eksi söyleyebilirim. Hakikaten böyle kendinde ıkınıyorsun koşmak için. Ha, şunu öldürelim ya. Hadi. Kimseyi öldüremedik. Diyecekler ki ulan bu adam ne kötü oynuyor her seferinde. Multi'de yiyip yiyip duruyoruz kafamıza. Arkadaşlar bu kadar kötü oynamıyorum aslında ben. Şunu al şunu. Aslında onu... iyi aldın onu. Aldık mı? Aldın ama... Yok başkası... Puan almadın. Başkası aldı galiba. Bak oyunun yapısı itibariyle çok taktiksel bir oyun aslında. Evet. Çok taktiksel oynamak zorundasın yani. Hemen kendini belli ediyor işte haritaların yapılış tarzından. Şu an bahsetmiş olduğun şu iki özellikten. Dikkat, solda bir tane var. Artık o da ölmeliydi ya. Öldürmüşüm zaten galiba.
Bakarız, anlarız puan almış mısın. Yine şeyi açacaktım, bak unuttum yine. 770 almışsın, güzel. Solda bir tane adam var. Ha, şurada tam karşıda. Evet, dikkat et. Oyunun şeyi güzel Murat, bak. Aynı anda birçok noktaya odaklanmak zorundasın. Yandaki minimap, burada aha, çıkan haritadaki o baklavalar, evet, puanın. Hani 3 farklı noktadan oyun düşünüp ona göre bir taktik belirleyip oynuyorsun sürekli. Evet. Bir de etrafta da dolaşan şeyler, helikopterleri düşünce sen 4 boyutu oldun. Yani bu bakımdan şey, zengin bir oynanışın. Hani çok sevdiğimiz, çok tek düz olmayan, senin bahsettiğin gibi. Bak şurada şey var. Ha evet. Oh, 1130 aldın canavar aldım gibi. Ha, ona harcadım ben ama değdi. Değdi. Öyle 500 şimdi 700'ün o bu oldu. Üstelik bu şey olmuş oldu, bir de açılmış oldu bu, evet, yani. Eğer ben ölmezsem onu bolca kullanabileceğim her yerde. Geliyor karşıda. Bazen öyle bir şey oluyor ki iki tane mesela arka arkaya araç oluyor. Bir açıyorsun abi. Oo. Tak tak ikisini birden alıyorsun. Ha mesela şimdi şuradan şunu açalım. Tamam mı? Paramı harcadım. Bunu açtım. Şu an üzerine birini alırsın değil mi arkadaşına? Ha bak, Y'de switch diyor. Aha. Şeye, ne çok oyun ya. Şeye gitmem. Yukarı çıktım da o yüzden. Şey bombaladı. Hem şeye çıkıyorsun. Tarıta geçebiliyorsun hem de direksiyona gidebiliyorsun tek başına. Şeye gidebiliyorum. Bir tane de hadi sniper olalım. Gerçi hala puanım, ya puanım kalsın. Ne olur ne olmaz. Ne bak olur, şunu dedim, bak çok önemli işte. Puanım kalsın dedin şu an. Evet. Airstrike geliyormuş. Eyvah. Bu arada konteynere falan girdi. 2 dakika kaldı ama 2 dakika sürmez zaten. Bak USA, evet, 11.400'e 9.700'e almak üzere. Biz bu arada hangisiyiz onu yok, bilmiyorum. Yok sen şey, KPA'sın. KPA miyim? Evet. Tabi bu sniper burada hiçbir işe yaramaz. Şöyle tepeler çıkacaksın. Tepeye bir yere çıkmam gerekiyor. Sonra da oraya yatmam gerekiyor. Yat bakalım, yatar can. Oh, hakim tepe. En güzel yer. Nasıl oyunun peki bağlantı problemi var mı Murat? Hani teknik olarak böyle baktığın zaman ya bir yetersizlik, bir lag ya falan geliyor. Ya bir kere şurada şeyi bak, bir tane bulunca, birisi bak. Şurada bak sağda, orada bak, görüyor musun? Tipi tipi. Bir kere şeyi bulunca. Oh. Bitti. Ne kaçar demiş mı ya? Oyunu bulunca iyi gidiyor. İyi gidiyor. Hı. Devamlı yüklüyor. Şimdi oyunun bir başka güzel bir tarafını da göstermek istiyorum. Şurası bir geçsin. Sonuncu olmanı mı? Sonuncu. Bir kişi mi öldürmüşüz? 5 kişi. Bak. Şu an bayağı bir küfür edin yalnız. Boşver. Sürpriz gelecek diyorsun. Ne oldu bu abi? Oyunun hiç bitmek bilmeyen yüklemelerinden biri. Evet. Ha, senin harcamadığın battle point sana XP olarak geldi. Geliyor. Evet. Tamam mı? Bak burada ne var biliyor musun? Dün yedin hurmalar. Aynen bugün öyle. Bugün poponu tırmalara getirmiş adam. Eğer ki sen çok saçma sapan hareketler yapar da şey yaparsan, battle pointlerini harcarsan oyun içerisinde, yükselemezsin. Onu alayım, bunu alayım falan dersen o oyunun sonunda hiçbir şey kazanamıyorsun. Ha hoş, eğer kazanırsan oyunu sana ek bir puan bak, veriyor. Bak, ama olay şu. Oyun içerisinde mümkün olduğunca o cihazları akıllı kullan, onlara para harca ama hakkını al. Çünkü bir tanka 2000 açıyorsun ama belki 10 kişi öldüreceksin. Evet kesinlikle. Onları mümkün olduğunca akıllıca kullan, yüksel, sonra da o sana cash olarak direkt dönsün. Evet. Bak burada ne görebiliyor musun karşına? Oyuna çok güzel bir aslında iktisadi boyutu var. Evet. Kaynaklarını etkin kullanmak mı yoksa verimli kullanmak mı, tamam mı? Yani etkin kullanırsan nedir bu? Amacını en hızlı şekilde gidiyorsun. Ne yaptın? İşte hemen açtın bozukoyu, hop gitti. Ama şey, sana bunun bir getirisi olmadı. Çok düşük belki puan kazandın. Ama verimli kullandın, hızlı gidemiyorsun, yavaş yapacaksın işte. Öyle long diye giremiyorsun ama çok az böyle minik minik harcamalarla daha yüksek puanlar elde ediyorsun. Şimdi senin o göstermiş olduğundan ben şunu gördüm. Eğer çok dikkatli, ağır ağır oynayan, ki bu oyunun dinamikleri ağır ağır oynamaya gerektiriyor gördüğüm o. Ortada durmayacaksın. Kesin durmayacaksın. Ağır ağır oynarsan emin ol, belli ki 5 gün içerisinde çok fazla puan harcamazsan pat diye XP'ni yükseltip çok iyi ekipmanlara sahip olmaya başlayabilirsin. İşte çok güzel bir denge. Bak bunu çok beğendim. Harika yapmışlar. Şimdi ne düşünüyorsun oyun hakkında? Şimdi bak multi bambaşka. Değil mi? Evet. Yani hikaye modu rezalet. Hikaye modu hikaye. Hikaye rezalet ama multisinde evet, çok güzelmiş adamlar ya. Birkaç parlak düşünce. O battle puanı XP olarak sana level atlamanı sağlaması. Ben sana oyun içerisinde gerekli şeyi gerekli yerde alma ihtiyacı ve onu iyi kullanabilme bir anda çehreyi değiştirmiş. Bak şey vardı hatırlıyor musun?
Call of Duty'nin bu son oyununda Black Ops'ta böyle hani oyunun başında böyle yok bahisa gördün falan filan. Bu onun çok daha real, çok daha uygulanabilir ve çok daha mantıklı, evet, stratejik bir boyutu. Evet. Bak safkan bir aksiyon oyunu oynuyorsun ama bir tarafta arka planda 4 farklı strateji düşünüyorsun. Hatta puan harcama düşünsek 5 tane strateji var kafanda. Haritaydı, gözlemdi, puandı, işte kalacak olan oyundan sonra kalacak olan XP'ndi. Yani bir yandan da ben bunu tek başıma oynadım. Düşün yani, evet, hep beraber 4-5 kişi oynasa muazzam olurdu. Yani hani birisi tankı alır, biri onu korumak için uçak alır, ikisi koordineli giderse falan baya bir bu oyunun şey rakibi olmuş. Battlefield. Evet. Bu tarz olarak çok Battlefield'ın bambaşka bir boyutuna getirmiş. Evet, teknik boyutlarına geçiyorum. Değil, ama maalesef bütünsel olarak bakarsak bence Battlefield kadar çok iyi bir oyun. Bu sırf şey, şu XP konusundaki yapmış olduğu şu akıllıca tune'larla, fine tune'larla diyelim onunuz buna. Çok ideal bir şey yapmış, ortam oluşturmuş şeye. Aynen öyle. Battlefield'e yarışması için. Vallahi helal olsun. Evet, yani bu oyunu alacaksanız arkadaşlar, hikaye modu için almıyorsunuz. Vallahi bir şey mi şu an? Multi'de zaman geçirmek istiyorsanız, asıl oynadığınız oyuna alternatif bir multi istiyorsanız bu oyunu kaçırmayın. Multisi hakikaten son yıllarda gördüğüm en zevkli multilerden biri. Bana da öyle geliyor. Şimdi bir 10 dakika önce geri sayıyorum. Hemen sarmaya başladım. Rafa gittin, karşında Killzone var ve bu var. Multi oynayacaksan bunu alırsın. Evet, değil mi? Kesinlikle. Evet, multi oynayacaksan bunu alırsın. Evet. Ama görsel bir şölen yaşamak istiyorsan öbürünü Killzone alırsın. Killzone olsun. Yani single player açısından alınırsa ama vallahi çok enteresan ya. İlk kez Maltese değil mi? Çok yani, bir hikaye modu laf olsun diye konulmuş. Evet, Maltese asıl oyun yani. Bir anda beni çok dumurat da şu an çok ters yapmış durumdayım Murat. Bir de bak şurada şey var. Yani onu da hemen kısaca. Aman be kardeşim be. Kısaca söyleyeyim. Ondan sonra kapatalım. Oyun şey yapıyor bu arada. İkinci el olduğu için bu bizim oyunumuz. Ben kodu almadım. Deneme süresi vardı. Daha doğrusu deneme süresi değil de belli XP'ye kadar, level'a kadar çıkmana izin veriyor. Ondan sonrası şey yapıyor, yüklemedi. Farklı oyun modları var. 3-4 tane, 2 tane de açamadım. General diye bir şey var. Orada daha enteresan işler olabilir mesela. Onu bilemiyoruz. Ama açılmadı. Peki. Bugünlük bu kadar. Güzel. Güzel, bir güzel. Sürpriz oldu sana sonra. Vallahi ben hala şeyim böyle. Şaşkınlığımı gizleyemiyorum ve ve ellerin kaşındı. Var ben böyle suratıma hafif bir tebessüm geldi yani. Düşünce bunu çok güzelmiş ya. Görüşmek Peki. üzere. İyi oyunlar, hoşça kalın. Bay bay.